Sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri hoş geldiniz. Herkesin bildiği gibi Türkiye bir sığınmacı sorunu ve göçmen sorunu yaşıyor. Bu da hem büyük şehirlerdeki konut fiyatlarına hem de kira fiyatlarına yansıyor. Bugün de yine buna dair bir gelişme oldu. Cumhuriyet gazetesi muhabiri Şehriban Kıraç'ın haberine göre bazı sitelerde yabancı yoğunluğundan dolayı site yönetiminin yabancılara geçmesi sitede bulunan Türk vatandaşlarını rahatsız etti ve bu durum yargıya taşındı. Bugün bu konulara dair konuğumuz Gayrimenkul Hukukçuları Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz olacak. Kendisiyle konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Yayınlarımız olsun. Şimdi Ali Bey, zaten artık bu yabancılara konut satışının veyahut daha büyük meblağlarla konut kiralanabilmesinin kira fiyatlarında ev bulmakta zorluklar yaşattığını artık biliyoruz. Ancak şunu sormak istiyorum. Bunun emsalleri var mı? Hukuki olarak bu konut satışlarının ya da yabancılara konut kiralamanın sınırlanabilmesi mümkün mü? Çünkü bir yandan da gerçekten örneğin üniversite okumak için bir eve çıkmak zorunda kalan ya da bir ev satın almak isteyen vatandaşların da alamadığını görüyoruz. Şimdi yabancı mülk satışı kavramını sadece vatandaşlık eksenli olarak değerlendirmemek gerekiyor. Biliyorsunuz Türkiye 2012 yılında mütekabiliyet yasasını tek taraflı olarak kaldırdı. Şimdi mütekabiliyet eski bir deyim, Osmanlıca bir deyim, Türkçesi karşılıklılık. 2012 yılı öncesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir yabancı ülkede Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına nasıl gayrimenkul satılıyorsa o ülke vatandaşına da kendi ülkesinde o şekilde gayrimenkul satıyordu. Veya o ülke vatandaşına o ülke vatandaşı Türkiye'nin mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde dediğim gibi tek taraflı olarak 2012 yılında bu ilkeyi kaldırdığını söyleyebiliriz. Şimdi yaklaşık 12 yıldır uygulanan bir sistemden bahsediyoruz. 12 yıllık sistemde neler oldu? Önce gayrimenkul alana ikamet şartı getirildi, ikamet izni verildi. Devam edildi, 500 bin dolar gayrimenkul alana vatandaşlık verildi. O 500 bin dolar sonra 250 bin dolara indi. Sonra tekrar çok ciddi bir tepki olunca kamuoyunda tekrardan 400 bin dolara çıktı. Yani verilen rakamları ben doğru okumak gerektiği kanaatindeyim. Çok uzun zamandır yanlış veriler ve yanlış rakamlar üzerinden tartışıyoruz. Biz sanki vatandaşlık verilen şahıslar üzerinden sadece gayrimenkul satılıyormuş gibi anlarsak aslında durumun vahametini çok anlayamayız. Onun için bu örneği en başına itibaren almak istedim. Yani ikamet izni için de gayrimenkul alındığında kişi gayrimenkul alıyor ve doğal olarak da Türk arz talep dengesini o da bozuyor. Yani sadece vatandaşlık almıyor yabancılar. Geliyorlar burada gayrimenkul alıyorlar. Sonra göç idaresine veya ilgili idareye başvurup oradan bir ikamet izni alıyorlar ki bir yıllık izin onlara ev sahibi oldukları için veriliyor. Vatandaşlık başka bir kavram. Yani gayrimenkul aldıklarında. Dolayısıyla bu toplam sayı Türkiye'deki rakamsal olarak gayrimenkul alımını zorlaştırıyor. Bir. İkincisi bu kişi aynı zamanda sadece almıyor. Gayrimenkul konusunda kiralama da yapıyorlar biliyorsunuz. Ve kiralama fiyatları işte günlük kiralamalar, haftalık kiralamalar ve uzun süreli kiralamalar da bu anlamda çok etkili oluyor. Tabii buna Ukrayna-Rusya savaşının da çok ciddi bir etken olduğunu özellikle iki bölgenin de yani hem Ukrayna vatandaşlarının hem de Rus vatandaşlarının da eklendiğini söyleyerek artık Türkiye'de çok ciddi sayıda bir yabancı nüfusun olduğunu, resmi rakamların bile artık milyonların çok çok üzerinde telaffuz edildiğini görüyoruz. Ve gelen kişiler genelde dövizle kiralama yapıyorlar. Yani tabii Türkiye'de dövizle kiralama yasağı var ama hani rakamlar genelde dövize entegre olarak yapılıyor. Bu çerçevede de Türkiye'de son dönemde çok ciddi bir şekilde gayrimenkul bulmanın zorlaştığı ve yeni gayrimenkule edinme, yeni gayrimenkule ulaşmanın ciddi bir sıkıntı haline geldiğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için. Ve tabii bu Türkiye vatandaşları içerisinde de ekonomik anlamda sıkıntılı olan veya biraz önce bahsettiğiniz gibi gençler,
yeni evlenen insanlar açısından durum daha da vahim bir tablo arz ediyor. Çünkü mevcut gayrimenkule yeniden ulaşmak, yeni bir ev kiralamak, özellikle biraz önce bahsetmiş olduğumuz yabancıya kiralamanın daha popüler olması, daha fırsat içermesi, daha rakamların yüksek olması sebebiyle tercih ediliyor. Bu noktada da Türklerin, yani bizim kendi ülke vatandaşlarımızın gayrimenkule ulaşımı, biraz önce söylediğiniz gibi gençler açısından ve yeni evlenmek isteyen kişiler açısından maalesef çok sıkıntılı bir hal alıyor. Ya insanlar ailelerinin yanında yaşıyorlar, yaşamaya devam ediyorlar, ya da insanlar evlenseler bile, ki son dönemde çok görüyoruz, yani aynı şekilde babalarının, kendi ailelerinin sağlamış olduğu imkanlarla yaşamaya çalışıyorlar. Çünkü ekonomik güçleri, kendi ekonomik güçleri bu evleri kiralamaya hiç elverişli değil, satın almaya hiç elverişli değil. Yani şu anki tabloda bir ev satın almak neredeyse, özellikle biraz önce bahsetmiş olduğum genç nüfus açısından ve yeni evlenen insanlar açısından, eğer birikmiş bir paraları yoksa maalesef rüya gibi artık. Sayın Kiraz, şimdi sorunlardan bahsettiniz elbette. Yabancıların hem konut kiralıyor hem de satın alıyor oluşu, bir de sizin dediğiniz gibi yalnızca vatandaşlık için değil, bir ikamet izni, kısa süreli bir oturma izni için de daire satın alıyor oluşu kira fiyatlarını elbette ki uçuran bir sebep. Aslında benim sormak istediğim şu: şimdi örneğin bir başka bir ülke vatandaşı burada oturma izni almak için veyahut vatandaşlık almak için bir ev satın alıyor. Ancak bu evi kiralıyor mu? Bu ev boş mu duruyor? Şimdi bunu hukuki yolla engellemenin, bunu denetlemenin, örneğin o ev boşsa boş tutulmaması için bir yaptırım, belki biraz fazla bir vergi almanın bir yolu yok mu? Çünkü siz de bahsettiniz, bizim yurttaşlarımızın artık değil asgari ücretli bir yurttaşın ev tutabilmesi, asgari ücretin üzerinde kazanan pek çok insanın bile İstanbul gibi ya da başka bir büyük şehirde makul bir ev tutabilmesi, orada oturabilmesi çok zorlaştı. Şimdi sorunuzun iki ayağı var. Onu ikiye bölerek cevaplamak isterim. Birincisi, bu yabancı mülk satışı sınırlanabilir mi? Aslında dünyada bunun örnekleri çokça var. Ve Türkiye'de de aslında biliyorsunuz ana muhalefet veya işte Millet İttifakı bu konuda çok önemli bir tablo ortaya koydu. Ve bu tablo çerçevesinde kazandıkları takdirde yabancı mülk satışını belli bir süreyle sınırlandıracaklarını söylemişlerdi. Bu aslında kazanabilselerdi imkan dahilinde olabilecek bir şeydi. Şu anki tabloda mevcut iktidarın özellikle ekonomik tablo nedeniyle de bu dolara, bu dövize ihtiyacı var. Ve o döviz gelmek zorunda onlar açısından. Ve ben mevcut iktidarın, yani şu anki iktidarın yabancıya mülk satışını sınırlandırabileceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla bu yasağı, hani böyle bir sınırlandırma getirmeyecektir. Şimdi gelelim sorunuzun ikinci ayağına, boş evler meselesi. Şimdi boş evler meselesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ortaya attığı bir veri, sonuçta rakamlar olarak bir takım rakamlar telaffuz ediliyor. Ben o rakamların bir kısmının doğru olduğu kanaatinde değilim. Yani o kadar yüksek bir boş ev olma ihtimali İstanbul'da mümkün değil. Yani ilk verilen rakamlar sonra tabii biraz daha revize edildi. Önce 1,5 milyon rakamları konuşuldu, sonra 750 binlere çekildi. Şimdi tabii şöyle, yani siz bir konut projesine başladığınızda onun içine, konutun içine bağımsız bölüm koyuyorsunuz, daha bitirmemiş oluyorsunuz. Diyelim ki İstanbul genelinde yaklaşık 20-30 bin tane inşaat var olsun aynı anda. Bunların içerisinde 4 tane bağımsız bölüm olsa 80-90 bin evi boş sayıyorsunuz. Böyle bir veri doğru bir veri değil. Yani onlar kat irtifakı tapusu aldığı için sanki boşmuş gibi kabul ediliyor. Ama bir rakam var, doğru. Yani onu net olarak söyleyebiliriz. Yani tahminen 200 ile 350 bin arasında bir rakamın boş olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada hani Türkiye'nin en önemli hatası, belki Türkiye'de kanun yapmanın en büyük sıkıntılarından birisi, biraz böyle vur deyince mantığı vardır bizde. Biraz belki amiyane bir tabir kullanıyorum ama şöyle söyleyeyim. Şimdi burada mesela ben bu %25 kuralı, yani kira artışlarının sınırlandırılmasında da yine aynı hata yapıldı. İnsanların diyelim ki bir tane konutu var. Orada yaşıyorlar. Bir tane de kiralık konutu var. Oradan da gelir elde ediyor ve onunla yaşamını ikame ediyor.
Yani aslında mesela bu tür durumlarda aynen daha sonra değerli konutta bu mesele aynı şekilde yapıldı. Artı bir tane konutu varsa değerli konut vergisinden muaf tutuldu. Dünyada boş evi olan veya gayrimenkul gelirine kiraya tabi tutulan kişilerde bu şekilde yani birden fazla yani 1+1 diyelim 2'den fazla evi olanlar açısından aslında düşünelim onu. Bir şey var, bir vergi artışı var kademeli olarak. Dolayısıyla bu boş evler kavramını büyük oranda piyasaya yeniden bir mülk olarak sokar dediğinize katılıyorum. Yani böyle bir vergi getirilir ve sunulursa ama bunu getirecek olan bir siyasi anlayış gördüğüm kadarıyla şu anki ya mevcut iktidar yok. Mevcut iktidarın temel yaklaşımı bu gayrimenkulleri satmaya devam etmek, yabancıların gelmesini teşvik ve bu sınırlanmayı yapmamak üzerine kurulu. Evet, bugün Şehriban Kıraç'ın haberinde de şunu okuduk. Bazı sitelerde Türk vatandaşı olmayan ancak sitedeki yabancı sayısının yoğun olması sebebiyle site yönetimine geçen kişiler de Türk vatandaşlarını bu durum rahatsız ettiği için bu durumu yargıya taşınması şeklinde bir haber yapmıştı. Bu konuda neler söylersiniz? İlerleyen süreçte nasıl bir tablo bizi bekliyor ve bu hukuka uygun bir durum mudur? Yani Türkiye Cumhuriyeti yasaları bir Türk vatandaşı olmayan birinin bir siteyi yönetmesine izin veriyor mu? Şimdi burada kat mülkiyeti kanunumuz geçerli. Kat mülkiyeti kanunumuza göre bir site veya apartmanda yöneticinin apartman içinden veya dışından seçilmesinde hukuka engel bir durum yok. Yani ki illa yöneticinin apartmanda oturması veya sitede oturması diye bir zorunluluk yok. Zaten biliyorsunuz hayatımızda çokça karşılaştığımız profesyonel yönetim şirketleri de zaten bu vesileyle yönetiyorlar bizim sitelerimizi. Birçok site artık kendi içinden yönetmiyor, kendi dışından profesyonel şirketlere bu sitelerin apartmanlarını yönettiriyorlar. Aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma zorunluluğu site yöneticiliği için bir kriter değil. Site veya apartman yöneticiliğinde kişinin o genel kurulda hem arsa payı hem de bağımsız bölüm sayısının çoğunluğuna göre seçilmesi gerekiyor. Bu çerçevede eğer yabancı vatandaş yoğunluklu olan sitelerde böyle bir tercih yapılmış ve kişi malikler genel kurulda yönetici olarak bir yabancıyı site yöneticisi olarak seçmişlerse bu anlamda hukuka aykırı bir durum yok. Sadece hem Türk vatandaşı hem yabancı vatandaş hiç fark etmez. Eğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu konuda bir tereddüt duyuyorlarsa veya sitedeki diğer kişilerde bir tereddüt duyuyorlarsa kat mülkiyeti kanununa göre site yöneticisinden teminat talep etme hakları var. Yani biliyorsunuz site yönetimlerinde en büyük sorun şeffaflık yani aidat ve paralarının toplanması. Çünkü tüzel kişiliği olmadığı için site yönetimlerinin aidatlar genelde site yöneticisinin şahsi hesabına gönderiliyor. Yani bankalarda bir hesap açılıyor ama şu şekilde açılıyor. X apartmanı yöneticisi Y diye açılıyor. Dolayısıyla aslında şahsi bir hesap oluyor. Bu hesaplardaki usulsüzlük, bu hesaplarda zimmete para geçirme gibi bir takım düşünceler oluşmasın isteniyorsa, bu kişinin de yabancı olması, yani yarın bir gün ülkesine geri dönmesi halinde izini bulamama, yakalayamama, herhangi bir şekilde o parayı alamama gibi bir durumla karşı karşıya kalmamaları için vatandaşların ilgili yöneticiden bir teminat talep etme hakları kanunen mümkün. Bizi nasıl bir sorun bekliyor? İşte biraz önce bahsettiğim aslında içerikteki gibi eğer yöneticiler, bu bahsettiğimiz yabancı yöneticiler Türkiye'den giderlerse bekliyor. Yani siteler özellikle 800 bin malikli sitelerimiz var bizim biliyorsunuz. 300'ün 500'ün üzerinde malikli siteler ve bunların bütçeleri korkunç rakamlarla dönüyor. Güvenlik, bahçıvan, havuz, sosyal tesisler, ortak alan bakımları. Nereden baksanız kişi başı belki 1000 liralarla 2000 liralar arasında aidatlar toplanıyor. 500 de çarpın. Yani her ay 1 milyon üzerinde belki bütçe toplanıyor. Yani bu rakamlar bu kişinin hesabına geldiği için yani birkaç ay hiçbir şey ödemeyip Türkiye'yi terk-i diyar ederse ve teminat da herhangi bir şekilde almamışsa bizim kat maliklerimiz bir daha o vatandaşa ulaşmak ve o parayı tahsil etmek neredeyse imkansız hale gelebilir. Tabii yani Türkiye'nin bu duruma gelmiş olması da tabii üzücü. O da ayrı bir mesele. Yani artık bunları konuşuyor olmamız da biraz garip.
hani yabancılara karşıtlık anlamında söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın, öyle biz zaten dünya görüşüne sahip birisi asla değilim. Ama mevcutta bunların tabii yeniden düzenlenmesi, belki gerçekten de hani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma zorunluluğu getirmiş olması, yabancı bile olsa vatandaşlığı alarak ancak yönetici olması gibi kat mülkiyeti kanunundaki değişiklikler bunu belki de sıkıntısı, zorunlu hale getirdiğinde bir miktar sorunu çözücü hale getirebilir veya dediğim gibi teminat alınırsa bu çözülebilir, ama onun haricinde yabancı yönetici kavramına böyle devam edersek alışmak zorundayız diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ederiz Sayın Kiraz katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Evet sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri, Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Şehriban Kıraç bugün bir haber yaptı ve dedi ki yabancılar sitelerde artık daha fazla sayıya ulaştıkları için site yöneticisi seçiliyorlar ve dolayısıyla da Türk vatandaşları bu duruma itiraz ediyorlar. Konu yargıya taşınıyor dedi. Konuğumuz Ali Güvenç Kiraz da bahsetti. 2012'den mütekabiliyet yasasının yürürlüğe girmesinden itibaren Türkiye'de tam 359.900'e ulaştı yabancılara satılan konut sayısı. Giderek artan bir konut kriziyle karşı karşıyayız. Hem satın almada hem kiralamada Türk vatandaşlarının çok zorlandığını görüyoruz. İlerleyen günlerde belli ki bizi zor günler bekliyor. Şimdilik noktalayalım. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.